Biyologlar Derneği eski başkanı Hasan Serpten Kanal T'de yayınlanan Nazar Erişkin'in sunduğu Güne dair programına konuk olarak çevre konusunun fantastik bir alan gibi algılandığını, çevre konusuna yöneticilerin fazla bakmadığını belirtti. Günün sonunda baktığımızda çok fazla oy getiren bir şey olmadığı için kimse de söylemlerinde hiçbir yöneticiler de siyasiler de bunlara çok bakmıyor ve dediğin gibi aslında hep ne üzerinden dönüyor. İşte birazcık halkın gerçek gündemi olmayan e, konular üzerinden dönüyor tartışmalar, siyasi tartışmalar, işte günübirlik çok ekonomik e, tartışmalar, işte Kıbrıs sorununda bir şey olursa o tartışmalar ekseninde dönüyor e, ve giderek bu e, gündem e, çevre konuşmayı, yani çevreyle ilgili sorunları konuşmayı e, birazcık lüks gibi tırnak içinde söylüyorum atlediliyor. Ee, bunlar o yüzden senin gibi e, böyle bunlara yer vermek, bunları konuşturmak e, birazcık e, çok önemli. Geç. Çevrenin her şeyin içine entegre edilmesi gerektiğinin altını çizen Sarp'ten, çevre konusunun her konunun içerisinde olması gerektiğini söyledi. Hasan Sarp'ten, ülkede artık çevre sorunlarının sadece çöp toplama boyutunu çoktan aştığını işaret etti. Çevreyi her şeyin içine entegre etmemiz lazım. Yani bugün ekonomi konuşurken de aslında çevre bacağını konuşmamız lazım, eğitim konuşurken de çevre bacağını konuşmamız lazım, deprem konuşurken de çevre her şeyin e, içerisinde olması gereken bir şey. Öyle. Çocuklarımızı bu ülkede barındırmak istiyorsak, onlara yaşanabilecek bir ülke bırakmamız lazım. Değerlendirmesini yapan Sarp'ten çevre konusunun gündem olmadığından söz etti ve okullarda yapılan çevre etkinliklerinin de göstermelik yapıldığını savundu. Sonra görüyorsun çöp arabasında hepsi birleşiyor. Ee, i̇şte bir tane yani çevre dairesi başlatmıştı atık pil toplama. Ne oldu? Toplandı atık piller. Sonra onların ne olacak? Problem, başka bir problem. Ya yani evet. bütünlüklü olmadığı olmadığımı ve sadece göstermelik yapıldığı zaman bazı işler. Dolayısıyla böyle sorunlar karşımıza çıkıyor.